Getirirseniz getiririm. Anzer balı getiririm. Aynen. Yine bir güzel. Hande, anse, anso. Annyeonghaseyo, bangapsimnida. 저는 차비 한입니다. 오늘 왜 왔는지 저도 잘 모르겠는데 어떤 게임인지도 잘 모르겠고요. 근데 한국어로 설명을 하기 위해서 제가 여기 앉았습니다. 이게 먼저 일단은 그냥 카드예요. 노란색 카드고요. 그리고 또 이거는 파란색 카드. 그리고 또 이거는 빨간색 카드입니다. 이렇게 우리가 같이 앉아서 일단 먼저 첫 면접을 볼 건데요. 도대체 어떤 면접이 될지 저도 굉장히 궁금합니다. 미즈 시지 아라르스. 안녕하세요. 고래지 보는 거야. 예술스 어쨌다. 고래지 빌미 없는 사람이야. 시비도 오늘 제 앞에 잡고 있어. 아랍쳐도 빌미. 코레 필마스나게 알든스 빌리오스는 또 발큰다스는 이스탄불 da aslında Kore menşeli bir firmadayız. Çok heyecanlıyım. İlk defa ben de böyle global bir firmada çalışacağım. İlk defa böyle başvurdum. Daha önce hep genel olarak Türkiye'de çalışan, Türkiye merkezli yerlerde çalışmıştım. Bakalım, çok heyecanlıyım. Ya ilk tecrübeniz olacak. Evet evet, büyük global ihtimalle. Bir firmada umarım eğer olursa ilk tecrübem olacak. Büyük ihtimalle. Bizim mesleğimiz, biliyorsunuz ki zaten bilerek geldiniz buraya. Tabii. Bu arada neyle geldiniz? Otobüs. Otobüs. Biz Koreliler otobüse binmiyoruz bu arada. Sevmez misiniz? Maalesef. Ama araba alabilirim çünkü eğer iş olursa. Ama Hyundai. Hyundai alacağım. Zorunluğunuz. Hyundai. Hyundai, bravo, bravo, bravo. Çalışıp geldim. Bizim mesleğimiz çok önemli bir meslek. Özellikle Kore'den, yani meşhur olan, Kore'deki yerel kültürü olan bir meslek. Politikacı. Evet. Politikacı, biliyorsunuz kuzeyden geliyorum bu arada. Çünkü orada politika çok meşhur. Gelebilmeniz çok büyük bir mucize. Ya zaten bir kişi geldi Türkiye'ye, o hoş da geldiniz. Benim. Hoş bulduk, geldiniz. Hoş bulduk. Biz politikacı arıyoruz. Hem Türkiye'de politik yapabilecek, hem Kore'de yapabilecek. Kuzey, güney fark etmiyor. Neresi herhangi olursa, bir Kore. Ben her yerde yapabileceğime inanıyorum. Ve peki hangi partiye oy veriyorsun? Bu arada bu politikacıyı nerede arıyoruz? Gladyatör dövüşlerinde arıyoruz. Biliyorsunuz ki Kuzey Kore'de çok meşhur gladyatör dövüşleri. Evet. Özellikle böyle ne bileyim kayınçoyla kuzenimi dövüştürüyoruz. Galip olan bir sonraki akrabaya geçiyor. Tabii tabii tabii. Araştırıp geldim. O öğleyinde köpeğe yediriyoruz. Yani siz de ona hazır olursanız çok sevinirim. Ben hazırım. Ben hazırım Çabey. Ben gerçekten buraya bütün her şeyimi bıraktım. Adeta bir ölüm uykusuna yattım. Kendime her şeye hazırladım. Şu anda bir uykudayım. Öyle geldim buraya, öyle söyleyeyim. Zaten Kuzey Kore'de hepimiz uyuyoruz. Ama şimdi benim yapım birazcık daha böyle hani bir prenses gibi şey yapmak isterim. Genel olarak hani orada çünkü bizim filmlerde gördüğümüz genelde sert bir birey böyle yapar, böyle yapar falan. Tabii tabii. Düşünsün de. Tabii. Ben birazcık daha hani naif davranmak isterim. Elinize bir tarafından bakabilir miyim? Tabii. Biz çünkü yumuşak eli arıyoruz da. Hem prenses hem yumuşak eli. Ben çok dikkat ederim. Evet, genelde uygun. Kremimi her sabah kalktığımda salatalık özlü kremimi sürerim. Ellerimin yumuşak olması benim için en önemli şeydir. Zaten bir politikacı da, özellikle prenses kimliği taşıyan tabii bir politikacı da bence yumuşak önemli. Yumuşak el çok önemli. Ben yumuşak hayatımı önemli. Böyle şey yapıyorum, idame ettiriyorum. Ellerimi yumuşaklığıyla da bilinirim evet. Kendi çevremde. Peki silahınız var mı? Silahım var. Biz özellikle kafasına sıkıyoruz insanların. Benim silahım öyle değil Çabi Bey. Benim silahım ne? Ne? Sazım. Ben bir aşığım Çabi Bey. Aşık. Bir ozan. Benim silahım sazım. Kore türküsü biliyor musunuz hiç? Kore türkülerini henüz çalışmadım. Evet. Daha çok böyle biz bu taraflar işte Gesi Bağları olur, efendime söyleyeyim uzun ince bir yoldayım olur. Ama Kore'ye de uyarlayabiliriz gibi düşünüyorum. Hani sizle bir ortak çalışmada. Bir kukle alabilir miyiz Korece? Kukle vereyim ben Semih evet. Çabuk. Korece ama. Korece. Evet. Hande, anse, anso. Samsung. Çok güzel. Kim Minja. Müthişti, müthişti. Çok teşekkür ederim. Bence ben sizi çok beğendim. Yani hem politik anlamında, peki politik görüşünüz ne? Valla ben politikaya birazcık daha mizahi bir şekilde yaklaşıyorum. Biraz alaycı yaklaşıyorum. Ha,
Bana genelde zaten parti arkadaşlarım da, siyasi ideolojiden geldiğim parti arkadaşlarım da bana alaycı kuş der. Kendi aralarında beni öyle bilirler. Ben bir alaycı kuş olarak genelde biliniyorum ve öyle yaklaşıyorum. Hani hiciv sanatıyla genelde ilgilenirim. Ama şöyle bir şey, özellikle bizim diktatörümüz modifiye seviyor biliyorsunuz. Modifiye suç değil, yaşam tarzı Çami Bey. Çok beğendim ben... ama alaycı ona olmanız lazım. Yok, ben asla. Ben genel olarak diğer tarafa, yani onun alayını diğerleriyle geçiyorum gibi düşünebilirsiniz. Anladım. Benim şeyim odur. Aynı zamanda modifiye ile ilgili de ben dediğim gibi modifiye suç değil, yaşam tarzı benim. Vutututututututu diye dönen Şahin'im vardı. Ben onu sattım. O yüzden otobüste geldim. Bu işe başvurmamın en önemli sebebi de tekrar öyle bir araç alabilmek. Ama bu sefer Şahin değil. Hyundai. Aynen öyle. Bir tane Getz çekeceğim altına. Biz sizi ararız. Ben çok beğendim. Bir de biliyorsunuz ki kralımıza bir sormamız gerekiyor. Oradan bir onay gelirse tabii sizi tekrar bekleriz. Ben geleceğini düşünüyorum. O zaman ben İK'ya mı bırakayım bunları? İK'ya bırakabilirsiniz, tamam, aynen. Tamam. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Biliyorsunuz nereye geldiğinizi. Biliyorum. Evet. Buraya geldim. İş görüşmesine geldim. Evet. Politikacı olarak inşallah kısmetse. Evet. Politika hayatına. Genel olarak geldim. Politikayla aranız nasıl? Ben politikayla aram müthiştir. İlk politikaya atılımım benim ilkokulda gerçekleşti. Ben yemek kolu başkanı oldum. Yemek kolu başkanı. Yemek kolu başkanı. Özellikle bize çok lazım çünkü yemek yok bizde. Yani eğitimimi de bunun üzerine de tamamladım. Yemek kolunu çok sevince ben daha sonra aşçılık okuyayım dedim üzerine. Ama bizde aşçılık yapabileceğiz malzemeler çok yok. Öyle mi? Yani kısıtlı malzemeyle yapabilir misiniz? Deneriz bir şeyler. Anladım. Deneriz bir şeyler. Ben zaten bu tarz challenge'ları da severim. Yani bana 2-3 malzeme verin, ben oradan bir yemek çıkartmaya çalışayım gibi bir durum var. Anladım. Aslında politikacı arıyorduk ama aşçıya döndü gibi. Doğru, niye öyle oldu? Ben politika yapmaya geldim. Evet, evet. Evet. Biz bu politikacıyı şurada arıyoruz. 2002 Dünya Kupası'nda. Yani Güney Kore'de. Bir ajan olarak bir üçüncülüğümüz var gibi düşünüyorum. Gibi. Hem bir ajan olarak Güney Kore'yi sızlayacaksınız. 2002 Dünya Kupası'nı iptal olmasını sağlayacaksınız. Çok affedersiniz. Japonya'da mı geçiyorduk? Bu arada Japonya Güney Kore beraber yap. Çünkü birbirine benziyoruz. Ya ben tam işte onlar yan yana gibi düşününce öyle oldu. Şeyi mi yöneteceğim? Bütün Dünya Kupası'nı mı yöneteceğim? Yoksa finali mi yöneteceğim? Maçı mı yöneteceğim? Nasıl yapacağım? Yo, Yozgat'ı yöneteceksiniz orada. Yozgat. Özellikle orada bir Yozgat altın günleri oluyor Güney Kore'de özellikle. Hı-hı. Oraya sızlayacaksınız bir Kuzey Koreli politikacı olarak. Şahane. Benim kendi ekibim var. Kurmuş oldum. Ben tek başıma değil. Yozgatlım onlar. Birkaç tane Yozgatlı var içinde. Anladım. Birkaç tane Yozgatlı var. Ben oradan gelirken tabii onlardan şey istedim. Yani bütün okunmuş ne varsa suyunuzu, pirincinizi falan filan getirin. Bizim çocuklara lazım olacak. Aha. Özellikle politikacılarda şöyle bir özellik arıyoruz ya. Devamsızlıktan kalmış olmanız lazım. Çünkü meclise kimse gitmiyor. Biliyorsunuz. Yani özellikle bu bütün ülkede de öyle. Meclise kimseyi bulamazsınız. Oraya gidiyorsunuz bomboş. Herler. O yüzden tamam, devamsızlıkta kalmış olmanız lazım ki bu iş biraz daha size uysun. Yani hani bu biraz benim işkolik olmamla alakalı bir sıkıntı yaratabilir. Onu diyorum. Yani her gün her gün meclis, yani çalışmanızı istemiyoruz. Öyle mi diyorsunuz? Yani bir politikacıya yakışmıyor çünkü. Onun evde oturması lazım diyorsunuz. Evet. Ya bu konuyla alakalı ufak tefek dertlerimiz olacaktır muhtemelen. Hani küçük sürtüşmeler olabilir. Ya Meteciğim, hani ben sana geç geleceksin dedim, erken geldim falan filan. Gibi. Günümüzün de problemi biliyorsun falan. Yani yapma böyle şeyleri gibi küçük sürtüşmelerimiz olabilir ama politikanın içerisinde gereklidir, bilirsiniz. Tabii Bey. Tabii. Yani politikada sürtüşme her zaman prim yapar diye düşünüyorum. O yüzden bakalım biz de belki bu sayede halkın gönlüne taht kurarız. Çok beğendim bu işi. Eğer sizin için de ben uygun adaysam vallahi inanılmaz mutlu olurum. Ama sıkıcısınız. Haklısınız. Onu şey yapacağım. Ufak tefek şakalar çalışacağım. Bir şeyler yapacağım. Daha böyle eğlenceli bir hale getirmeye çalışacağım. Bir sonraki bölümde bekliyorum. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Ben o zaman İK'ya bırakıyorum bunu. Aynen. Ararız biz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Merhabalar. Çabı Bey. Annyeonghaseyo. Soykan Bey. Aynen. Soykan doğru. Nasılsınız? Soykan. 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 Olur. 그럼 지금 부터 한국어 해도 될까요? Hiç bilmiyorum. Korece hiç bilmiyorum. Ama inşallah öğreneceğim. Korece mi sizin şirketin dili?
Şöyle, Türkçe de konuşuyoruz tabii ki. Harika. Ama Kore menşei bir şirketiyiz. Tamam, Türkçe konuşuyorsunuz. İngilizce de biliyorum ben. Aa, süper süper. Evet. Ama ben bilmiyorum. Tamam, ben sizin yerinize de evet. konuşurum. Biz politikacı arıyoruz. Duydum, çok sevindim, evet. hemen geldim. Zaten o yüzden CV'nizi attınız. Evet, değil mi? Evet. Biz nerede arıyoruz? Tarkan klibinde bir oynayacak politikacı. Ki biliyorsunuz Tarkan'ın son klibi de zaten. Çok politik mesajlar olan evet, bir klipti. İçeriği zaten biraz ona yani çok denk geldi. Ben daha hani genel geçer şekilde politikacı olurum diye düşünmüştüm. Fakat çıktığından beri geçecek. Evde söylüyorum, izliyorum, keşke diyorum böyle dünyayı etki edebilen biri ben de olsam. Sayenizde belki olacak. Tekrar kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Yani sağ estetiğiniz olun. Var mı? Çünkü estetik lazım biraz. Estetiğim yok. O yüzden de zaten yıllardır bekarım. Ne sevgili, flört, hiçbir şey yok. O yüzden de zaten kendimi politikaya verdim. Bari ben kendime iyi gelemiyorsam insanlara iyi geleyim. Onlar için bir şeyler yapayım gibi bir misyonum var hayatta. Bu arada biz politikacı Tarkan klibini Kuzey Kore'de oynatacağız biliyorsunuz. Öyle mi? Tarkan Bey bunu kabul etti. Orada Kuzey Kore Turizm Bakanlığı ile beraber bir işbirliğimiz olacak. Evet, zor. Niye zor? Benim çünkü... Çok yakın bir arkadaşım. Buraya geldiğimi de haber vermedim kendisine. Küçükçekmece'de Kore Severler Derneği Başkanı kendisi. Fakat Güney Kore Severler Derneği Başkanı. Yani ben şimdi ona Kuzey Kore'de Tarkan klibine gittin dersem böyle oluruz. Papaz oluruz. Ya da diyemem. Klibi Güney Kore'de çekme imkanımız yok mu? Ya maalesef. Bizim çünkü diktatörümüzün talimatıyla bu klip gerçekleşiyor. Tamam, ben konuşayım diktatörümüzle. Kaygan mısınız? Çünkü diktatörümüz seviyor. Konuşursam öyle bir şey gerek duyarım gibi mi? Yani evet. Belli bir bölgenin kaygan olması lazım. Ben kayganımdır. Ben her yola gelirim. Mesela konuştuk diktatörümüzle. Yok, kaygan derken o anlamda bahsetmiyorum. Bayağı taraftan bahsediyorum. Fiziksel olarak kaygan mısın? Hayır, ben şiir seven adamım. Ben kaygan falan değilim. Gideceğim ben diktatörümüzün karşısında. Diyelim kayganlık ihtiyacı olan bir hamle yapacak ben karşı. Bilmem mi diyeceğim kaygan olmadığımı. Hemen bir tane şiire başlayacağım. Korece çalışacağım gerekirse. Siz farklı diller mi konuşuyorsunuz iki Kore'de? Yok, ikimiz tamam. de aynı. Birini öğrensem. Tabii. Tamam. Hemen çözebilirsiniz. Tabii. O dilden bir şiir okuyabilirim belki. Gözüne girerim her türlü. En kötü giremezsem de ama kayganım. Ben bu işi alacağım Çabi Bey. Bir şekilde belli, ben bu işi belli. Alacağım. İşler süper, çok. Süper. Yani bizim en azından diktatörle anlaşabileceğinizi düşünüyorum. Yani... Çünkü biz yallı ballı göt arıyoruz. Kaygan. Yani aslında bu Tarkan klibi derken biz aslında bunun bir bahane olarak şey yapıp sakallı yakışıklı bir adam arıyoruz. Ben adaylarla da konuştum buraya gelen. Bir de bekledim. Hiç bu kadar sikmek istediğiniz bir aday. Kaygan mısınız, yallı ballı göt arıyoruz denmedi. Aslında tip olarak sizi çok beğendik yani o yüzden. Beni politikacı kisvesi altında Kuzey Kore'ye götürüp evet. vadeleyeceksiniz gibi evet, anlattım. Evet. Tamam. Ya yani öyle bir... Tamam. Özellikle bal da Türkiye'den getirirseniz... Getiririm. Anzer balı getiririm. Aynen. Yine bir güzel. Tamam. Ya ama da para, şey... Parası sağlam diye anlıyorum. Ya tabii ki, tabii çok ki. Çok para alacak mıyım? Yani ama parayı harcayabileceğiniz bir yeriniz olmayacak büyük ihtimalle. Çünkü Kuzey Kore'de yaşamak zorundasınız. Ama krallar gibi yaşayacak mıyım? Tabii. Yani böyle başkanın metresi gibi mi takılacak? Tabii. Tamam. Anlaştık. Memnun oldum. Biz sizi iyi bakın kendinize. Kesin arıyorum. Süpersiniz. Tamam. Görüşürüz. Hatta... Hemen bir görev... bir komple ya. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Telefonla sizinle görüşmüştük. Evet aynen öyle. Az önce bir arkadaş çıktı buradan. Yüzünde çok güzel bir gülümseme vardı. Ben de bir mutlulukla geldim. Ya daha çok gülecek o. Gülecek mi? Evet, daha çok gülecek. Umarım güler. Sizin isminiz biraz Koreci gibi ama. Evet, Suhay evet. benim ismim. Evet. Var mı Kore'de böyle bir isim? Yok. ama Korece gibi. Aynen. Biraz böyle öyle bir Suhay gibi bir tınısı şey, var sizin kulağınızda. Anladım. Temposu var diyelim daha temposu doğrusu. Temposu da var diyebiliriz. Ben şöyle yani sizin şirketinize başvururken dedim ki bu insanlar politikacı arıyorlar. Evet. Bunların yerleştiremeyeceği yer yok. Tabii. Beni oraya da yerleştirir, buraya da yerleştirir, şuraya da yerleştirir. Tabii. Gerekirse ben her türlü, her yerde politikacı olmak için buraya başvurdum, geldim. Süper. Sizin emrinize amadeyim, beni yapın. İşleyin beni ya, ben hamurum yani. Hiç Kore ile alakalı bir bilginiz, bir düşünceniz var mı? Yok hiç Kore. Japonya? Onlar farklı değil mi? Yani. Benim daha çok Trakya ile alakalı bilgim var. Ha. Evet, ben daha çok böyle Tekirdağ yöresini yiyebilirim. Siz bilir misiniz? Ben çok bilmem çünkü Konyalıyım aslında.
Konyalı olduğum için de uzak biliyorsunuz ki. Evet. Otobüsler birbirine 16 saat falan sürüyor. Çok yabancı şeyler ama derler Konya'da da çok rakı içiliyor. Orada en çok Türkiye'de orada gizlice içiliyor diye ben de duydum. Altta derler. En azından bir ortak nokta evet. bulabiliriz. Bir de politika şimdi. Olarak çok karşıyız birbirimize. Evet, evet. Biz politikacıyı nerede arıyoruz? Bir ilk önce onu söyleyeyim. Evet. YouTube kanalı açmak istiyoruz politikacıyla. Allah Allah. Evet. Pakistan'a evet. yollayacağız bir de. Pakistan güzellemesini yapıyor musun, yapmıyor musun onu bir inceleyeceğiz. Ona bakmak istiyorsunuz. Aynen öyle. Evet. Böyle yani, bir niyetimiz var. Şimdi Çavi Bey, tabii ki de ben şirketinize başvururken pek çok şey düşündüm ama yani şimdi ben hasta birisi de değilim. Yani durduk yere niye Pakistan güzelliğim ya? Sonuçta hani aklı başında, aklı selim insanlarız burada. Giderim oraya, varsa kötü bir şey söylerim. Dur yere de güzellemem. Zaten güzelleyecek olsam Pakistan'a gitmem, buradakini güzelleyeyim. Doğru, çok doğru ama biz öyle bir tip aramıyoruz. Böyle arada sırada kumpas var diye açıklama yapabilecek YouTube kanalı arıyoruz. Öyle birini arıyorsunuz. O konuda fazla temkinliyiz çünkü biliyorsunuz ki her konuda biz kumpas. Kumpas. Var dememiz gerekiyor. Sizin odağınızda kumpas var. Evet. Anladım. Şimdi şöyle... Kumpas Korece'den geliyor aslında. Aa. Kumpası. Peki. Peki. Ben Korece öğrenmeye çalışacağım evet. bu arada. Güney Korece mi öğreneceğim, Kuzey Korece mi? İkisi de aynı. Genel Korece öğreneceğim evet. ben. Çok iyi. Hiç... Ama yani özellikle bizim en çok aradığımız şeylerden biri. Çünkü az önce dedim ya Japonya ile ilginiz var mı diye. Çünkü evet. biz anime sever, anime sever, otaku arıyoruz. Otaku arıyorsunuz evet. siz. Çok güzel. Ben zaten anime sever aradığınızı tahmin ettiğim için buraya gelmeden önce bir sezon Tokyo Ghoul izledim. Süper. Süper. Bir alakası var mı? Kore ile hiçbir fikrim yok ama en azından... Hiçbir alakası yok. Hiçbir alakası olmamasına rağmen evet. yakalarım diye düşündüm. İkide kızlarla aslında. Aranız nasıl? İkide. Evet. Yok. Hiç aram yok yani. Ben bir waifu hayaliyle gelmiştim buraya ama siz beni buradan ne hayallerle çıkartacaksınız? Ben şu anda şaşkınlık içerisindeyim. Siz az önce dediniz ki Pakistan'a gittik, size bir kumpas düzenledik falan. Evet. Ben... daha öncesinde bir kez Güney Kore'de bulundum. Öyle bir kumpas işine girmek isterseniz ben lisanslı olarak özür dileyebilirim bir video yayınlayıp. Hani kusura bakmayın arkadaşlar, istemeden oldu. Vallahi bizim öyle bir niyetimiz yoktu. Bakın ekran görüntüleri burada. Her türlü şeye okuyayım ben, durumu okuyayım. Lisanslı olarak özür dileyebiliyorum. İsterseniz size bir tane dileyim. Dile bakayım. Özür dilerim. Etkilendiniz diye. Miyanamnida. Evet ama aynı zamanda da biliyorsunuz ki bir politikacı YouTube kanalı açarken tabii. Özgür olmaması gerekiyor. Biz size metin bırakıyoruz, o metini okuyorsunuz sadece. Yani aslında bomboş birini arıyoruz. Siz robot arıyorsunuz. Aynen öyle. O zaman robot arayın ama şimdi Çavi Bey, yani böyle olur mu? Siz sonuçta beni oraya alıyorsunuz. Benim bir dilimden çıkacak cümlenin hiç mi önemi yok? Hiçbir önemi yok. Ne diyorsunuz? Biz sadece ya? Bir metin vereceğiz ve onu okuyacaksınız ve Pakistan'a gidip güzellemesi yapacaksınız. İşiniz sadece bu. Ben istediğim insanla sevişebilir miyim? Pakistan ise evet. Pakistan buna müsaade eder mi bilmiyorum. Siz müsaade ediyor musunuz? Ben müsaade ediyorum. Çok iyi. Ben çok ediyorum. Iyi. Müsaade ediyor. Çünkü politikacının adabıdır. Hani ben gideceğim, onunla takılacağım, bununla takılacağım. Benim basına şeylerim çıkacak. Sonra lisans olarak özür dileyeceğim. Diyeceğim ki vallahi eşimden de özür diliyorum. Herkesten özür diliyorum. Kusura bakmayın diyeceğim. Af dileyeceğim. Politikacı olmanın esaslarından biri budur. Güney Kore Başkanı ile alakalı bir iş varsa hemen beni oraya atabilirsiniz direkt. Okey. Yani çok o zaman olursun. Direkt... Atıyorum. Yarın işe geliyorsunuz. Beni aldınız evet, mı? Evet, evet. Çok iyi. Hem Trakyalısınız. Çok iyi. Hem anime seviyorsunuz. Kumpası. Hem kumpası. Kumpası. Hem kumpaslı birisiniz. Evet. Tokyo Ghoul'da izledim bir sezon ben. Muazzam. Direkt aldım zaten. Çok teşekkür Çünkü ederim. Çünkü Tokyo Japonya'nın başkanı biliyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. O zaman ben başlıyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Suruhay Bey. Suruhay. Evet. Çok Suruhay. Görüşürüz. Çok Hayır. sağ olun. Ya ben burada açıklayayım ya, gerçekten spontane yapıyoruz abi. İnanmıyorlar ya. Ya ben de inanmıyordum abi, var mı script falan dedim. Yok abi, ne alakası. Abone ol.